Sevgili dostlar, yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşması için etkileşim alması önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Seslendirmemi istediğiniz hikayeleri WhatsApp iletişim hattına iletebilirsiniz. Sevgilerle. Merhaba, benim adım İlker. İstanbul'da yaşıyorum. İnsan hırsına kapıldığı zaman benim gibi saçma sapan cahilce işler yapabiliyor. Size anlatacağım bu hikayemle umarım zihninizde sizin de böyle intikam düşünceleriniz ya da birine olan hırsınız varsa uçup gider. Benim düştüğüm duruma ve yaşadığım olaylara şahit olmamanızı dilerim. Anlatacağım olaydaki kişilerin adını değiştirmek zorundayım. Lütfen beni anlayışla karşılayın. Bizim zamanımızda ortaokul ayrı bir okuldu. Yani o zamanlar ilk öğretim düzeyinde değil İlkokul, ortaokul ve lise diye gidiyordu. Ortaokula giderken biraz silik bir öğrenciydim. Kafamı daha çok derslere vermem gerekiyordu. Ailemin maddi durumu çok iyi değildi. Babam kamyon şoförü, annem ev hanımıydı. İlkokula giden bir de kardeşim vardı. Babam yıllar önce memlekette babasıyla kavga edip ailesini alıp İstanbul'a gelmiş. İlk başlarda çok zorluk çekmişler. O günleri ben hayal meyal hatırlıyorum. Rutubet kokan alt kat bir evde oturuyorduk. Odaların camları kaldırımın bile altındaydı. İnsanları görmek için kafamızı kaldırmak gerekiyordu. Yağmur ya da çok kar yağsa camın yanından aşağıya su sızıyordu. Yani o yıllarda insanların dalıp gittiği, şarkılar yazdığı, sevgilisiyle yürüdüğü yağmur bizim için bir azaptı. Bugün bile hala ne zaman yağmur yağsa içimi değişik bir korku alıyor orta ikinci sınıfa gidiyordum. Sınıfta iyi anlaştığım arkadaşlarım da vardı ama hiç sevmediğim, insanlara huzursuzluk veren, dersi sürekli kaynatmaya çalışan yaramaz çocuklar da vardı. Ben pek onlara yaklaşmazdım. Konuşma üsluplerinden ve hareketlerinden hoşlanmazdım. Bir de sınıfta Merve vardı. Çok güzel bir kızdı. Geçen yıl birinci sınıfın ortalarında başka bir okuldan gelmişti. Göçmen bir ailenin kızıydı sessiz sakin kendi halindeydi ara sıra gülüyor o gülüşü beni benden alıyordu bu yıl onunla arkadaşlığımı ilerletmek daha yakın olmak istiyordum sınıfta yanımda oturan Bekir'le yakın arkadaştık geçen sene de beraber oturmuştuk ben bir derdim olunca onu açardım o da sıkıntısı olduğu zaman benimle paylaşırdı Bekir'e Merve'den hoşlandığımı anlatmıştım onunla Merve'ye nasıl yakın olabilirim kalbini çalabilirim diye çocukça planlar yapıyorduk. Bunlardan bazıları okuldan dönerken Bekir'in yüzünü bereyle örtüp Merve'nin çantasını gasp etmesi, benimse şansı oradan geçerken olayı görmem ve Bekir'i kovalayıp Merve'nin çantasını ondan alıp Merve'ye geri vermemdi. Bunlar önce kahramanı, daha sonra sevgili olmamız gibi çocukça hayal ötesi planlardı. Bekir benden biraz daha sosyal bir çocuktu diğer sınıflarda tanıdığı ve anlaştığı arkadaşları, daha doğrusu emşerileri vardı. Sınıfın en yaramaz çocuğu Serkan adında serseri tipli bir çocuktu. Babasının hırdavat dükkanı vardı. Adamın ismini bilmiyordum ama herkes ona hacı dayı diyordu. Durumları iyiydi ve bu yüzden de Serkan fazlasıyla şımarıktı. İnsanların açıkları ya da eksileriyle dalga geçerdi. Mesela sınıfta Durmuş adında Anadolu şivesiyle konuşan kendi halinde bir çocuk vardı. Kimseye karışmaz, sesi çıkmazdı. Serkan ona çoban lakabını takmıştı. Yine sınıfta saçları çok kıvırcık olan bir kız vardı. Ona da spagetti diyordu. Kimse o çocuktan hoşlanmıyordu ama biraz cüsseli olduğu için ona bulaşmak istemiyorlardı. Yanında onunla takılan Veysel ve Murat adında onun gibi karakter yoksunu iki arkadaşı vardı.'' Bu üçü arka sıralarda beraber oturur, ders değişleri olmaz, hatta dersi kaynatmak için ellerinden geleni yaparlardı. O günlerde halamın eniştemle sorunları vardı. Halam kuzenimi alıp biraz bize gelmişti. Kuzenimle aynı odada yatıyorduk. Annem onun eşyalarını benim çekmeceme koymuştu. O gün beden dersi vardı. Sabah uyandığımda hava karanlık olurdu. Odada dolabımdan eşofmanlarımı aldım. İç çamaşırımı da değiştireyim diye çamaşır çekmecesinden fanila ve külot aldım. Son zamanlarda annem bana baksır külot alıyordu. Elim o gelince onu giydim. Açıkçası karanlıkta pek dikkat etmemiştim. üzerime giyinip okula gittim. Nasıl olduysa o gün derse kadar tuvalet aralarında da pek bir tuhaflık fark etmedim. Son iki ders bedendi. O zamanlar bizim okulda bir tane soyunma odası vardı ve onda da kızlar giyinirdi. Biz erkekler sınıfta soyunur giyinirdik. Ben ve Bekir arka sıraların oraya gidip bir kuytuda giyinirdik. Yine öyle yaptık. Ben pantolonumu indirdiğim an kiloduma baktım. Bu benim çamaşırım değildi. Her zaman giydiğim gibi beyazdı ama üzerinde küçük kırmızı kalp desenleri vardı. O an hızlıca pantolonumu geri çektim ve eşyalarımı alıp tuvalete gittim. Bekir bana nereye diye seslenince geliyorum hemen deyip çıktım. O an Serkan'ın bana bakıp sinsi bir gülüşünü fark ettim ama pek aldırmadım. Tuvalette üzerimi değiştirirken kendi kendime kızdım. Nasıl oldu da başkasının çamaşırını aldım diye söyleniyordum. Eşofmanımı giydikten sonra sınıfa döndüm. Çocuklar sınıftan çıkıyordu. Bekir bana hadi çabuk ol aşağı inelim dedi. Eşyaları sınıfa bırakıp aşağı indim. Erkekler ve kızlar bahçede karşılıklı sıraya girdik. Öğretmen ortada sayım alıyordu. Serkan ve yanındakiler fısır fısır bir şey konuşuyor ve gülüşüyordu. Ama ilk başta anlamadım. Genelde kızlara laf atar ya da eşofman eski veya yırtık sökük olanlarla dalga geçerlerdi. Öyle bir şey zannedip hiç bakmadım. Öğretmen bize rahat hazır ol yaptırıyordu. Benim sağ yanımda Bekir vardı. Göz ucuyla Serkan'ın gizlice Bekir'in yanına geçtiğini hissettim. Ama dönüp bakamadım. Kafam ileride öğretmenden gelecek rahat direktifini bekliyordum. Öğretmen elinde listeye bakıyor, bize bakmadan rahat hazır ol diye direktif veriyordu. Banu öğretmen bizim beden öğretmenimizdi. Sanırım kendisi memleketine tayin bekliyor, bu dönemde derslerle pek ilgilenmiyordu. Biz bütün hafta beden dersinin gelmesini bekliyorduk. Çünkü iki ders dolu dolu maç yapıyorduk hazır ol da beklerken rahat diye direktif verdi ve işte o an Serkan Bekir'in arkasından eğilip benim eşofmanımın altını aşağıya doğru çekip indirdi. Ben o an ne olduğunu anlayamadım. Eşofmanımı çekmeye çalıştım ama yetişemedim. Bir anda kızların karşısında eşofmanım ayakkabılarımın üzerine kadar inmiş sadece kilodumla kalmıştım. Hayatımın en kötü anını yaşıyordum. Kızların hepsi gülmeye ve kafalarını çevirmeye başladı. İşin acı yanı Merve de gülüyordu. Serkan geri yerine doğrulup İlker rahat, küçük kalpleri daha da rahat dedi ve herkes daha fazla gülmeye başladı. Apar topar eşofmanımı yukarı çekmeye çalıştım. Ama olan olmuş herkes gülmeye başlamıştı. Beni asıl üzen öğretmenimizin Serkan'a çok kızmasını beklerken Serkan sulluk yapma, rahat dur diye ikaz etmesiydi. Benim yerin dibine girişim, orada utanç içinde olmam azıcık doğu somununda olmamıştı bir de Merve'nin gülüşü. O beni benden alan gülüşü şimdi kalbime batırılan bir bıçak gibi olmuştu. O ders hayatımın en ağır 40 dakikasıydı. Teneffüs gelmek bilmedi. Bekir ne kadar gel top oynayalım dese de kenarda saklanıp tuvalete gidip durdum. Yerin dibine girseydim de orada olmasaydım diye diledim. O gün orada içimde bir şeyler kırıldı, acıdı. Tamiri mümkün olmayan hasarlar oluştu çocuk kalbimi derin bir kedere itmişlerdi. İkinci ders de bedendi ama yine ortalıklardan kayboldum. Sürekli aklımdan bir şey olsa da beni unutsalar, bir şey olsa da bugün unutsalar diye geçiriyordum. Nihayet son zil çaldı ve eve gittik. Normalde eve Bekir'le yürürdük ama ben onu beklemedim. Normal yürüyüş yolundan bile yürüyemedim. Biri beni görür de dalga geçer diye arka mahallelerden dolanıp gittim. Eve gidince kimseye selam vermeden odama girdim. Bir an önce şu şeyden kurtulmak istiyordum. Telaşımı gören annem peşimden geldi. Odaya girince hemen soyundum ve kilodu çıkardım. Yetmezmiş gibi o halimleyken bir de içeri annem girdi. Telaştan arkamı döndüm ve anne kapıyı neden çalmadan giriyorsun diye kızdım. Annem ne olacak oğlum sen benim evladımsın diyordu. Ona olan kızgınlığım daha da artmıştı. Ayağına eşofmanımı çekip çıkarttığım kuzenimin külodunu ona gösterip bunun benim çekmecemde ne işi var? Sabah karanlıkta bunu giymişim. Bugün arkadaşlarım gördü ve benimle alay ettiler dedim. Annem gülümseyerek oğlum çocuğun şeyini niye giydin dedi. Ben daha çok kızarak anne sınıf benle alay etti diyorum. Sen hala milletin malının derdindesin dedim. Annem yine o sakin ve gülümseyen halinde kimseninle alay ediyor. Onlar kendilerine baksın onların böyle çamaşırı yoktur diye yapmışlardır dedi. Çamaşıra bakıp hem bak ne güzel sana da alalım deyince daha çok sinirlenip anne dışarı çıkar mısın lütfen diye ona çıkıştım. Annem iyi tamam çıkıyoruz delikanlı oldu başıma diye çıktı. O an annemin benim nasıl bir ruh halimde olduğumu anlamaması çok gücüme gitti. Zaten olanları kendime yediremezken bir de aradığım desteği bulamıyordum.'' Herkesin benimle beraber Serkan ve onun gibilerden nefret etmesini bekliyordum. Yemeğe kadar odamdan çıkmadım. Bir ara kuzenim gelip benim donumu giymişsin diye takılmaya başladı. Ona kızıp sen bunu nasıl giyiyorsun? İnsanlar seninle alay eder, hiç düşünmüyor musun diye ona da çıkıştım. Bana gülüp kiminle söylediğinden bana ne? İstediğimi alır, istediğimi giyerim. Millet ne der diye yaşanır mı? Hem onu ben almadım. Sınıfta yılbaşı çekilişi yaptık. Benim adımın çıktığı arkadaş munzurluk olsun diye almış. Saf herif zaten şaka yapmayı bile bilmiyor. Yılbaşında kırmızı külot alınır. Bu gitmiş kırmızı kalp desenli almış dedi. Kuzenim odadan çıktıktan sonra biraz düşündüm. Evet doğruydu. Benim ne giydiğime ne aldığıma kimle karışabilirdi ki? Serkan ve Serkan gibiler yüzünden zaten bu dünya yeteri kadar kötüydü. Onlara kafa takmamam lazımdı dedim ve yemeğe gittim. Açıkçası kendimi kandırıyordum. Hala aklım sabah okula nasıl gideceğim gideceğimdeydi. Bütün gece rüyamda aynı şeyi yaşadım. Serkan eşofmanımı indiriyor, tüm sınıf, hatta okul, hatta tüm şehir karşımda o halime bakıp gülüyordu. En çok da Merve gülüyordu. Sabah okula giderken içim çok kötüydü. Bekir'le buluştuğumuz yerden gitmedim. Yine arkalardan dolandım. Kimseyle konuşmak istemiyordum. Kendimi bunun geçeceğine inandırmak istiyordum.'' okula gidene kadar kuzenimin bana kimse karışamaz, istediğimi giyerim demesini düşünüp kendimi motive etmeye çalıştım. Okulun önüne gelince kenarda biraz bekledim. Herkesin sırayla okula girmesini, ben de geç kalmışım da sonradan gelmişim gibi yapıp koşarak okula girmeyi planladım. Öğrenciler sırayla sınıfa girdi. Bizim sınıfta içeri girdi. Ortalık sakinleşince hemen okula doğru koşmaya başladım. Kapıda Cihan abi vardı. ''Bizim hem okulun hizmetlisi hem de güvenliği gibiydi.'' ''Bana ''Koş, geç mi kaldın, ders başlayacak'' dedi.'' Hızlıca okula girdim. Sınıfa doğru giderken kalbim deli gibi atıyordu. Merdivenlerden çıkıp koridora girince heyecanım daha da safhadaydı. Sınıfın kapısına gelince sınıftakilerin bazıları ayakta, bazıları yerinde oturuyordu. Bu karışıklıktan faydalanıp hemen yerime doğru yürüdüm. Sanki çevreden bazı gülüşmeler geliyordu ama dönüp bakamıyordum. Yerime geçip oturunca Bekir, ''Neredesin oğlum, 10 dakika seni bekledim.'' dedi. Ben hiç kafamı kaldırmadan önüme bakıyordum ve işte beklenen oldu. Serkan başıma gelip ''Nerede kaldın güzel çamaşırlı?'' diye dalga geçmeye başladı. Yanında olan Beysel ve Murat da onunla beraber dalga geçiyorlardı. O sırada içeri öğretmen geldi. Bütün ders Serkan defterine kırmızı kalp figürleri çizip bana uzaktan gösterip durdu gözlerimi ondan kaçırıyordum. Ama o ve yanındakiler sürekli bana gülüyorlardı. Bugün dünden daha zor geçti. Bekir bana ne kadar aldırma dese de yapamadım. Kafaya çok taktım. Eve gidince odama kapanıp erkenden yattım. Anneme hasta olduğumu söyledim. Ertesi gün hastayım yalanını devam ettirip okula gitmedim. Daha sonraki gün yine devam ettim. Üçüncü günde hastayım deyince annem hiçbir şeyin yok derslerinden kalacaksın diye bağırdı. O an patlama anım oldu. O kadar çok ağladım ki sanırım günlerdir içime attığım şeylerin patlamasıydı. Annem benim bu halimi görünce çok şaşırdı ve bana sarılıp sakinleştirmeye çalıştı. Akşam babam gelince ona artık o okula gitmek istemediğimi anlattım. Annem ve babam ne kadar okula gelip neler olduğunu konuşalım dese de kabul etmedim. Onlara saatlerce yalvardım. En sonunda kabul ettiler ve o hafta beni o okuldan alıp arka mahalledeki başka okula kaydettirdiler. Ben uzun zaman bu olayın şokunu üzerimden atamadım. Sanırım olanları Bekir anneme de anlatmış ki annem ve babam durumu biliyorlardı. Lisede de aynı olayları yaşadım. Kimsenin yanında giyinemiyor ve üzerimi çıkartamıyordum. Bu bende bir travmaya dönüşmüştü. Üniversiteyi de İstanbul'da okudum. İkinci sınıftayken babam vefat etti. Okulu zar zor, biraz da dedemlerin maddi yardımıyla bitirebildim dayımın bir arkadaşının şirketinde işe başladım. Kimyasal ham maddeler satışı yapıyorduk. O olayın üzerinden uzun süre geçti. Kısa dönem askerliğimde de o olayın sıkıntısını çektim. Orada herkesin içinde ne giyinebildim ne de üzerimi çıkarabildim. Böyle olaylarda hep kafamda Serkan'la kavga ediyor, ona lanetler yağdırıyordum. Bekir'den de uzaklaşmıştım. Ben gittikten sonraki sene yani son sınıfta Bekir'in annesi vefat etti. Babası başka bir kadınla evlenip şehir değiştirdiler. Zamanla izini de kaybettim. Sanırım zaman bana iyi gelmişti. Sosyalleştikçe ve işe kendimi verdikçe iyi oluyordum. İş yerinde Müge adında bir kız vardı. Çok güzel fal bakar, karanlık tarafları olan ilginç bir kızdı. Onunla bir konuda iddialaşmıştık. İddiayı ben kazandım ve Müge beni güzel bir yere yemeğe götürecekti. Ben reddedip bildiğim iyi bir ocakbaşı var. Beni oraya götür dedim. Keşke demeseydim. Olacakları nereden bilebilirdim. Müge tamam dedi ve akşam oraya gittik. İlk başta köşede güzel sakin bir masaya geçtik. Sohbet muhabbet derken Müge bana bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisini anlatmaya başladı. Onu dinlerken içeri bir grup girdi. Ben ilk başta aldırmadım. Daha sonra aralarından bir ses ''Hey spagetti hadi gelin bu masaya oturalım'' dedi. Hani ölüm tehlikesi atlatanların o an hayatları gözlerinin önünden film şeridi gibi geçermiş ya. İşte benim de o sesi duyunca o günlerde yaşadığım her şey bir anda gözümün önünden geçip gitti. Göğsümde bir sıcaklık hissettim. Kalbim hızlıca atmaya başladı. Müge hararetli bir biçimde sevgilisiyle son kavgasını anlatıyordu ama ben ona cevap bile veremiyordum. O içeri giren grup yıllar sonra buluşan benim eski sınıfımdı. Müge'ye bir anda buradan gidelim dedim. Müge konuşurken durup bana şaşkın bir ifadeyle ne oldu diye sordu. Ne olur buradan gidelim, lütfen gidelim diyordum. Müge bana sakin ol tamam, al su iç, peki gideriz falan diyordu. Ben ayağa kalktım ve sandalyenin arkasından hırkamı alırken bir anda biri İlker dedi. Bu tanıdık bir sesti. Kafamı çevirdiğimde o grupta olanlardan biri de Bekir'di ve beni tanımıştı. Onunla beraber masadakiler de bana baktı ve sevinmeye başladılar. Bu nasıl tesadüf falan diyorlar yanıma geliyorlardı. Hepsini yavaş yavaş tanımaya başlamıştım. Artık oradan kaçmam imkansızdı. Yoğun ısrarlar sonucu bizi masalarına aldılar. Ne kadar işimiz var desem de bana pek inanmadılar ve biraz otur seni çok özledik falan dediler. Yeni kurulan bir sosyal medya sitesinde grup grup birbirlerini bulmuşlar. Herkes sırayla kendini anlatıyordu. Benim gözüm sürekli Serkan'daydı. Herkese taktığı isimleri söylüyor, yaptığı haylazlıkları anlatıyordu. Beysel'in vefat ettiğini öğrendim. Bir trafik kazasında vefat etmişti. Müge sürekli bana bakıyor, ne zaman kalkalım desem hazırmış gibi davranıyordu. Serkan'ın hali vakti yerindeydi. Bana kartını uzattı. Almak ve almamak arasında kaldığım bir an elimi çekip avucumun içine koydu babasının dükkanını büyütüp büyük bir inşaat malzemeleri satan markete çevirmiş. Sürekli onu anlatıyordu. Boş bir an Müge'ye bakıp hadi kalkalım dedim. Herkesle vedalaştım. Bekir'e numaramı verdim ve oradan uzaklaştım. Kapıya doğru giderken bir an içimde bir rahatlık hissettim. O an o kadar güzel ve o kadar kısa sürdü. Çünkü arkamdan Serkan adımı seslenip önce kahkaha attı ve ardından ya ben senin kalpli donunu şimdi hatırladım dedi ve onunla beraber masadaki herkes gülmeye başladı. Müge bana bakıp durumu anlamış olacak ki koluma girip beni mekandan çıkardı. Masada herkes gülerken sadece Bekir gülmüyordu. Canım arkadaşım nasıl da benim acımı hatırlamıştı. Dışarı çıktığımızda hızlı hızlı nefes alıyordum. Müge bir an bana yavaş kolumu koparacaksın dedi. Müge koluma girmişti. Ama ben onun kolunu heyecandan öyle bir sıkıyordum ki kızın canını acıtmıştım. Beni arabasını alıp deniz kenarına bir yere götürdü. Hala zangır zangır titriyordum. Araba durunca hemen aşağıya indim ve kenarda bir banka oturdum. Çok kötü bir haldeydim. Müge yanıma oturdu ve iyi misin diye sordu. İyi değildim. İçimde bir şeyler bir yerler çok acıyordu. O gün orada küçük düşmüş o garip çocuğu yani beni yani kendimi görmüştüm. Biraz soluklanıp Müge'ye o gün olanları ve o günden sonra hayatımı anlattım. Onun da canı çok sıkılmıştı. Anlattıklarım bittiğinde keşke Veysel'in yerine Serkan ölseydi de bu geceyi hiç yaşamasaydım. O yaptığı şeyden sonra ona bir şey yapmamak, hele hele şimdi bu rahat ve kazanmış halini görmek beni daha da üzdü dedim. Hiçbir şey söylemedi. Biraz sonra arabaya bindik ve eve gittik. Beni eve bıraktı ve evine gitti. Ertesi iki gün hafta sonuydu. İki gün evden çıkmadım, sürekli yattım. Pazartesi olunca işe gittim. Müge masama gelip halimi hatımı sordu. Hafta sonu kafanı dinlersin, belki o akşamı hatırlamak istemezsin diye seni aramadım dedi. İki gün yattım, hiçbir şey yapmadım dedim. Kulağıma eğilip bir şey buldum. Saat 10'da çay molasında bahçede buluşalım dedi ve gitti. Saat 10'a kadar çalıştım ve aşağı indim. Kenarda sigara içiyor, beni bekliyordu.'' Yanına gidince anlatmaya başladı. İki gün boyunca olanları düşündüm. Senin Serkan'a yaptıkları için bir ceza vermemen benim de canımı sıktı. Aslında ona ceza verecek birisi var. İstersen ona gidip yardım alabiliriz dedi. Ben ona kimseye gidip Serkan'ı döv diyemem. Ben bunu yapamam dedim. Müge bana gülüp hayır bu farklı bir yöntem dedi. Bana bir arkadaşı olduğunu böyle insanlara hak ettiği cezaları verdiğini söyledi. Açıkçası nasıl bir şey olduğunu merak ediyordum. Çok fazla detay veremedi çünkü diğer arkadaşlar yanımıza gelip sohbetimizi böldü. Bir ara bana akşam çıkışta otoparkta buluşalım dedi. Akşama kadar çalıştık ve çıkışta otoparkta buluştuk. Müge beni birine götürüyordu. Ne kadar sorsam da "Sabret" diyor, geçiştiriyordu. Güzel bir siteye geldik. Adının Damla olduğunu öğrendiğim bir kadının evine geldik. Güvenlikten geçtikten sonra apartmana girdik. Müge kapıyı çaldı. Çok güzel ve alımlı bir kadın kapıyı açtı. Bizi içeri aldı. Çok güzel kokular geliyordu. O akşam orada hem yemek yedik hem Damla Hanım'la tanıştık. Kendisi Müge'nin arkadaşıydı ve insanlara sürekli yardım ettiğini söylüyordu. Müge ona benim hırsımı, yaşadıklarımı anlattı. Damla Hanım bana dönüp "Düşündüğün gibi ben bir büyücü değilim." Sadece hak edene hakkını veren bir yardım severim. Eğer düşünürsen sana yardım edebilirim dedi. Ben ona ilk başta kafamdakileri sordum. İstediğim sadece bana yaptıkları için pişman olmasıydı. Tamam dedi. Öyle bir şey yapacağız ki senin gibi insanlara rezil olacak ve pişman olacak. Belki aklına sen geleceksin ve gelip af dileyecek dedi. O gece bunu yapmaya karar verdim. Ne kadar da cahilce bir karardı. Benden ona ait bir eşya istedi. İyi de böyle bir şey mümkün değildi. Ben de ona ait hiçbir şey yoktu. Müge bana sana kartını verdi ya dedi. Damla kart olmaz. O kağıtla bir bağı yok. Sizden istediğim ona ait günlük bir eşyası. Onunla iş yaptığı ya da bir işine yarayan bir şey dedi. Müge artık adresi biliyoruz. Dükkana gidip bir şeyini alabiliriz dedi. Ben ne kadar itiraz etsem de Müge ben hallederim dedi ve kartı cebimden çıkarıp ona verdim damla unutmayın. O kişi size ona ait bir eşyasını gönüllü vermek zorunda dedi. Gece vedalaşıp oradan ayrıldık. Hala içim rahat değildi ama intikam hissi beni benden alıyordu. Müge beni eve bıraktı. Ertesi gün iş yerinde Müge ile fazla konuşmadık. Öğlen onu yemekte göremedim. Bankada işi var dediler ve onu aradığımda telefonu kapalıydı. O gün geri gelmedi. Gece çok tuhaf bir rüya gördüm. Serkan ve ben eski bir sokakta karşı karşıya gelmiştik. Sokağın bir başında o, bir başında ben vardım. Bana sinirle bakıyor, üzerime saldıracak gibi duruyordu. Ben onun bu halinden korktum ve geri adım attım. Derken yandaki karanlıktan simsiyah bir gölge çıktı ve Serkan'ın arkasına geldi. Serkan onu göremiyordu. Ben siyah gölgenin arkadan onun da pantolonunu indirmesini beklerken boynunu tutup kırdı. Serkan yere düşünce bir sürü siyah gölge onun üstünü parçaladı ve çırılçıplak yerde kaldı. Uyandığımda bu nasıl bir rüya diye düşündüm. Sabah işe gittiğimde mutfaktan kahve alıyordum. Arkamdan bir kulağıma eğilip o iş tamam dedi. Kafamı çevirdiğimde bu mügeydi. Ne işi sabah sabah dedim. Etrafa bakarak kimsenin olmadığı bir an anlatmaya başladı. Ben dün buradakilere bankada işim var dedim ama Serkan'ın dükkanına gittim dedi. İlk başta ona kızdım ama bana sen karışma ben hallettim dedi. Peki ne yaptın diye sordum. Dükkana gidince yalandan bir şeylere baktım. Daha sonra yanıma bir eleman geldi. İlk başta bir şeyler sordum, fiyat aldım ama daha sonra problem çıkarıp çalışanla tartışmaya başladım. Tartışma hararetlenince ne oluyor diye Serkan geldi.'' Saçımı falan değişik toplamış, şal takmıştım. Beni tanımadı. Ne oluyor buyurun dediğinde ortamı biraz sakinleştirdi. Bana yardımcı oldu. Ben yalandan elim ayağım titriyor gibi yaptım. Olay çözüldükten sonra ondan sakinleşmek için bir sigara istedim. Bir tane uzattı ve yakmasını çakmağımın olmadığını söyledim. Çakmağıyla yakarken ne güzel çakmak falan dedim. Beğendiysen buyurun sizde kalsın dedi. "Ne yani, bunu bana mı veriyorsunuz?" diye sordum. "Evet, alabilirsiniz." dedi. "İşte kendi rızasıyla çakmağını ondan aldım. Hemen oradan çıkıp Damla'ya gittim ve verdim. O da gece işleme başladı." dedi. Müge'nin bu anlattıklarına inanamadım ve onun bu halinden çok etkilendim. Gerçekten de tereyağından kıl çeker gibi kolay olmuştu. "Peki şimdi ne yapacağız?" dedim. "Bilmiyorum. Damla birkaç gün bekleyin, haber gelir." dedi diye cevap verdi. O günden sonra beklemeye başladık. İşin ilginç yanı ne olacağını çok merak ediyor, sabırsızlanıyordum. İçimde gram korku yoktu. Sadece alacağım intikamın tatlı hissi vardı. Böyle yaparak kaybettiğim yıllarımı, yaşayamadığım güzel anılarımı ondan geri alacağımı zannediyordum. Dedim ya ne kadar da cahildim. Olacakları idrak edemiyordum. Hedefe kitlenmiş bir füze gibi ona doğru gidiyordum. O gece rüyamda yine Serkan'ı gördüm bir inşaatın tepesinden bana bakıyordu. Arkasında yine karanlık bir gölge vardı. Bir anda onu itti. Serkan tam önüme düşüp öldü. Ağzından burnundan kan geldi ve eline baktığımda o kalpli külot vardı. Yaklaşıp yüzüne bakmak istedim. Derken bir anda gözlerini açtı ve beni boğazımdan yakaladı. Yere yatırdı ve üzerime çıktı. Ağzından ve burnundan akan kanlar benim yüzüme akıyordu.'' O kadar çok kan akıyordu ki nefes alamıyordum. Nefesimin kesildiği an yatağımda uyandım. Odadan kalkıp banyoya elimi yüzümü yıkamaya gittim. Aynaya kendime baktığımda karşımdaki ben değil Serkan'dı. İrkilip kendimi geriye attım. Evet aynadaki Serkan'dı ama bu nasıl olurdu? Elimi yüzüme sürüyordum ama bu ben değildim. Nasıl oldu da Serkan olmuştum? Bir an arkadan kendim yani ben geldim beni boğazımdan yakaladım ve bir iple sıkmaya başladım. Ama bu ip değil, o kalpli külottu. Arkadaki ben, öndeki aslında ben olan Serkan'ı külotla boğuyordum. Artık gözlerim karardı ve ölmeye başladığımı anladım. Demek ki sonum böyle olacaktı. Kafam yavaş yavaş öne düştüğü an yine yatağımda uyandım. Rüya içinde rüya görmüştüm. Bu gördüğüm rüyalarda neydi böyle diye sabaha kadar düşünüp durdum. Birkaç gün bir şey olmadı. Bir gün beni tanımadığım bir numara aradı. Telefonu açtığımda bu Bekir'di. Sağdan soldan konuştuk. Görüşelim diye sözleştik. Ertesi akşam bir yerde buluşup bir şeyler içip eskileri konuştuk. O günü hiç konuşmadan beraber yaptıklarımızı hatırlayıp güldük. Memleketten İstanbul'a geri geldiğini ve evlendiğini, burada bir işte çalıştığını anlattı. Ben de ona kendimi anlattım. Derken aklıma Merve geldi. Ondan haberin var mı diye sordum. Gülümsedi ve var dedi. Şimdi bir profesörle evli ve sürekli yardım işlerinde dedi. İçimde bir şey acımıştı. Gecenin sonunda ayrılıp evlere dağıldık. Yolda yürürken hep aklımda Merve'nin başkasıyla evlenme acısı vardı. Tabii ki evlenecekti. O kadar yıl beni mi bekleyecekti? Hem ben oradan kendi davam için kaçmış, onu geride bırakmıştım. Ama o da olanlarla beraber o gün orada bana gülmüştü. Ben nasıl oldu da böyle bir insana dönüşmüştüm? Küçükken hep ileride iyi bir insan olacağım diye hayal ederdim. Bir olay beni nasıl o hayallerden bu kadar uzaklaştırmıştı? Tüm bunları düşünürken arkamdan birinin beni takip ettiğini fark ettim. Geriye dönüp baktığımda yaşlı bir teyze ilerden geliyordu. Yürümeye devam ettim. Bir çıtırtı duydum ve geriye dönüp baktım. Yaşlı teyze tam arkamdaydı. Bir an irkilip ona baktım. O kadar kısa bir sürede o mesafeyi hemen nasıl yürümüştü tam dibime kadar gelebilmişti. Bana sinsi bir gülümsemeyle istediğin oldu dedi. Anlamsızca yüzüne bakıyordum. Ne istedim de oldu dedim. Sen bu hayatta en çok ne istiyordun diye sordu. Yüzü kırış kırış ve çirkindi. Aynı filmlerdeki cadılara benziyordu. Sorduğu soruya bilmiyorum diye cevap verdim. Serkan dedi. Serkan'a ne olmuş dedim. Cezasını buldu dedi. Biraz alkollüydüm. Acaba onun etkisinden hayal mi görüyordum? Sen ne diyorsun teyze? Sen Serkan nereden biliyorsun diye sordum. İnce ve tiz bir sesle kahkaha atıp kabilemden yardım istediniz ya işte biz de ona gereken cezayı verdik. Artık merak etme dedi. Hadi teyze git işine. Gece gece ne diyorsun diye yoluma gidecekken beni bileğimden yakaladı. Hele o kadar sıcaktı ki içimin ta derinliklerine kadar bu ateşi hissetmiştim. Bu eline sıcak su damlaması ya da sıcak bir şeye dokunma hissi değil, sanki insanın içinde yanan bir ateş gibiydi. Korkuyla önce bileğimi tutan eline sonra yüzüne baktım. O kadar çirkin bir ifadeyle bana bakıyordu ki hayatımda birinin gülüşünden bu kadar korkacağım asla aklıma gelmezdi. Kafasını yüzüme doğru yaklaştırıp sana istediğin intikamı verdik. Şimdi sen bize ne vereceksin dedi. Teyze sen kimsin? Ne diyorsun Allah aşkına? Açık konuş dediğimde o an elini hızlıca benden çekip kendini geri attı ve o ismi bana bir daha söyleme dedi. Ne ismi teyze? Ne dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Sen kimsin dedim. Gözleri kıpkırmızı oldu. Teyze değişik bir surete bürünmeye başladı ve gece geleceğim pis çamur. İntikamın bedelini bize vereceksin dedi ve gitti. O kadar çok korkmuştum ki altıma kaçırdım mı diye kendimi bile kontrol ettim. Eve gidince hemen yattım. Sabah işe gittiğimde hala gece yaşadıklarımı düşünüyordum. O gün Müge çok tuhaf davranıyordu. Sürekli bahçede ilerilere bir yere bakıyordu. Sanki birini bekliyor, birini arıyor gibiydi. Ark arkaya sigara içiyordu. Senin neyin var dediğimde bir şeyim yok, iyiyim dedi ve ofise gitti. Akşam üzeri çalışıyordum. Telefonum çaldı ve beni arayan Bekir'di. Sana söylemem gereken bir şey var dedi. Hayır olsun buyur dedim. Az önce bir haber aldım. Sana bunu söylemek istedim dedi. Abi beni korkutma bu ses tonu ne? Birine bir şey mi oldu diye sordum. Serkan dedi. Ne olmuş Serkan'a dedim. Ölmüş diye cevap verdi. O an korkudan hiçbir cevap veremedim. Ben kimsenin ölmesini istememiştim. Nasıl ölmüş diye sordum. Bir adam onu öldürmüş dedi. Akşam cenaze evine gitmek için sözleştik. Ben Serkan'ın yaşadığı yeri bilmiyordum. İçimi korku sarmıştı. Müge'nin yanına olanları anlatmak için gittim. Fakat yerinde yoktu. Yan masadaki arkadaşı izin alıp eve gitti dedi. Onu aradım ama telefonu kapalıydı. İş çıkışı Bekir'le buluşup cenaze evine gittik. Kapıda birileri bekliyordu. Apartmanın içine girmedik. Bekir çevredekileri nasıl olmuş falan diye sordu. İlk başta sorduklarımız pek cevap vermedi ama genç bir arkadaşı kulağımıza eğilip gizlice anlattı. Serkan mahalleden evli bir kadınla gizli gizli görüşüyormuş. Adam seyahatteyken kadının evine gitmiş. Adam kimsenin bilmediği sebepten eve erken dönmüş. Serkan'la karısını evde basınca silahına davranıp orada öldürmüş. Ben olayın olduğu apartmanda oturuyorum abi. Silah sesine uyandık. Birisi neredeyse bütün şarjörü boşalttı. Babamla sesin geldiği daireye koştuk. Esat abi elinde silah evden çıktı. Biz onu görünce geri kaçtık. Bizi gördüğünde ağlamaya başladı ve merdivenlerden inip kaçıp gitti. Biz babanla içeri girdik. Manzara korkunçtu. Serkan abinin üstü giyinik ama ayağında kilodu vardı. Sanırım Esat abi onu o haliyle yakalamış ve öldürmüştü dedi. İşte o an aklım başıma geldi.'' Benim yaşadığım korkunun, şaşkınlığın aynısını belki de biraz farklısını o da yaşamıştı. Ama neden ölmüştü? Ben ölmesini istemedim ki diye düşünüyordum. Öyle dalıp gitmiştim ki Bekir'in beni dürtmesiyle kendime geldim. Ona ben biraz kötü oldum, eve gideceğim dedim. Ben de geleyim, iyi misin falan diye sordu. Ama hiçbir şey demeden oradan uzaklaştım. İçimde yanan bir ateş vardı. Ben böyle istemedim. Ben kimse ölsün istemedim diye sürekli kendi kendime konuşuyordum. Eve gittiğimde hemen yattım. Gece annem beni uyandırdı. Kalk oğlum birisi geldi seni soruyor dedi. Kim geldi anne diye sordum. Kalk salonda seni bekliyor. Hadi onu bekletme yoksa üzülürsün dedi. Yerimden kalkıp salona gittim. Karanlıkta salonun ortasında biri arkasını dönmüş duruyordu. Işığa bastım ama yanmadı. Siz kimsiniz dedim. O ince ve tiz kahkaha yine kulağıma geldi ve arkasını dönünce o teyze olduğunu gördüm. Korkudan ilk başta bir şey diyemedim. Bana bakıp Serkan'ın nasıl öldüğünü duydun. Tam da istediğin gibi bir son değil mi? dedi. O an kekeleyerek ben, ben kimsenin ölmesini, kimsenin sonunun gelmesini istemedim. Neden öldü? Ben öldürmedim dedim. Yaşlı teyze yine kaka atıp o istediğin senin istediğin gibi olmaz. Bunu ne sen ne de senin gibi zavallı bütün çamurlar bilemiyor. Bizden bir şey istiyorsunuz. Biz de onu gerçekleştirdiğimiz zaman kendinizi bundan sorumlu tutmuyorsunuz. Hepiniz korkak ve zavallı çamurlarsınız dedi. Geriye doğru adım attığımda bana şimdi beni iyi dinle zavallı çamur. Biz senin istediğini yerine getirdik. Sen de bizim istediğimizi yerine getireceksin dedi. Benden ne istiyorsunuz? Size ne verebilirim ki diye sordum. O ana kadar kahkaha atan o çirkin kadın bir anda ciddileşip bana kurban dedi. Ne kurbanı diye sordum. Tekrar geleceğim ve söyleyeceğim, beni bekle dedi ve kayboldu. Yine yatamda uyandım. Korkudan hala titriyordum. Sabaha kadar yatamda oturup düşündüm. Hayatımın geldiği noktaya bak diye kendi kendime sorup durdum. İşe gidince Müge'yi yine göremedim. Bugün işe gelmemişti. Saat 10 molasında camdan dışarı baktım. Müge köşede kendi kendine bir şey yapıyordu. Yanına gittiğimde elindeki sigarayı kollarına basıp duruyordu. Kolları delik deşik yanık izleriyle doluydu. Üstü başı işe geldiği günler gibi değil, saçma sapan bir halde dağınık bir biçimdeydi. Elinden yakalayıp tuttum. "Ne yapıyorsun Müge? Bu halin ne?" diye sordum. Kafası önde kollarına bakıyordu. Çenesinden tutup havaya kaldırdım ve göz göze gelince bir an korktu ve yine geçen günkü gibi etrafa bakmaya başladı. Geldiler mi, buradalar mı diye sorup duruyor, kafasını bir o yana bir bu yana çeviriyordu. Kim geldi mi Müge, ne diyorsun diye sordum. Bana bakıp yaşlı teyze ve kabilesi, bizi alacaklar İlker, bizi kurban alacaklar dedi ve yerden aldığı avuç içi kadar taşı kafasına vurmaya başladı. Öyle sert vuruyordu ki kafasından kanlar akmaya başladı. Onu durduramıyordum.'' Arkadaşlar koşup yardım etti ve ambulans çağırıp onu hastaneye kaldırdık. Demek benim gördüğüm o yaşlı kadını Müge de görmüştü. Ne yapacağımı bilemeden ortalıkta dolanıyordum. Bekir'i aradım, onunla konuşmak istediğimi söyledim. Bir kafede buluştuk. Halimi görünce "Sana ne oldu böyle?" diye sordu. Ona yaptıklarımızı değil de sanki bana bunlar musallat olmuş gibi anlatıp yardım istedim. Bunlardan benim kurtulmam lazım falan diye anlattım bekle dedi ve birisini aradı. Bu aradığı Merveydi. Hemen çıkıp onun yaşadığı eve gittik. Demek ki Merve'yi yıllar sonra böyle görecektim. Evine gittiğimizde kapıyı açtı ve yıllar önce o hayran olduğum gülüşüyle hoş geldiniz dedi. Tesettüre girmişti. Hala gözleri pırıl pırıldı. İçeri girince eşiyle tanıştık. Ona durumu anlatınca üniversiteden bazı arkadaşlarını aradı. Yaklaşık yarım saat sonra gidelim dedi ve evden çıktık. Neredeyse şehrin dışında bir yere gittik. Burada bir adamın evine girdik. Adam bir hocaydı. O gece orada bana yardım edip beni onlardan kurtardı. Bana hiçbir şey söylemedi ama bakışları sanki her şeyin farkındaymış gibiydi. Sabaha kadar benimle uğraştı ve bize tamam bitti dedi. Evden çıkarken vedalaştık ve eğilip kulağıma sürekli af dile ve tövbe et. Son nefesine kadar bunu yapmaktan asla vazgeçme. Belki bu seni kurtarabilir dedi. Bu sözler karşısında içimde bir şeylerin yandığını hissettim. Eve dönünce Bekir'e, Merve'ye ve eşine teşekkür ettim. Cahilce yaptığım intikam planım bana nelere mal olmuştu. Müge'yi akıl hastanesine yatırdılar. O bu işten daha çok zarar görmüştü. Ben uzun süre yaşadıklarımın etkisinden kurtulamadım. Bazı geceler odamda uyumaktan korkup geceyi caminin bahçesinde geçirdim. Hala tam olarak atlatamadım. Bir insanın kendi ve etrafındaki insanların hayatını mahvetmesinin başrol oyuncusuydum. Allah beni affetsin diye her gün dua ediyorum. Belki bir gün bir yerlerden o yaşlı kadın çıkacak ve beni alacak. Benim hikayem böyle. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz hikayeyi beğendiniz demektir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.